Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine maden oyunumuzdayız. Bir şöyle bakalım kaydımız yerinde mi? Yerinde abi. Kırmızıya dönmediği sürece sıkıntı yok. Evet abi. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine gazı işleri. Her zamanki gibi. Lan küreği niye aldık lan? Bugün alışveriş yapacağız. Ocağı falan kurmaya çalışacağız. Allah içine düştük. Şöyle mekanizmada para yok. Paralar oradaydı herhalde. Harcamadık diye hatırlıyorum en son. Artık derinlerden almıyor. Menzil dışına çıktığı için Allah. Evet, kafa karışıklığı oldu biraz. Abi küçücük demir ya. Biz bunlarla ne yapacağız? Oyuna küçük küçük güncellemeler gelmeye devam ediyor. Bakalım bugün paramız yeterse sistemi kuracağız. Ve biraz alışverişe gideceğiz artık. Allah hep bu yere düşmeye başladık artık. Sıkıntı. Çünkü büyüdü yani bura. Şöyle dipten merdiven şeklinde alabilir miyiz? Alırız. Fark ediyor mu? Ediyor abi. Ha, etmiyor. Lan bir an fark ederse babayı yediydik. Abi hep küçük çıkıyor. Gerçi yüzeyden aldık da toprağı. Yani küçükler bizim işimize yaramaz be dostum. Artık sistemleri genişleteceğiz. Bugün bir şeyler kurmaya çalışacağız artık. Yavaş yavaş da maden girişi gibi bir şeyler yapıyoruz buraya. Hep demir çıkıyor ya bu bölüm. Derinden almamız bizim için faydalı çünkü. De yine küçük çıktı. Şimdi bunları bir satmayalım. Bizim şurada paramız var mı? Var da. Bunları nasıl birleştireceğiz? Güzel. 250 küsür paramız var. Buna bir kap bulalım. Hatta şunu atalım. Bu kabı alalım. Şöyle arabanın içine atalım. Şuradan şuraya arabayla gideceğiz ama olacak. Olsun. Oğlum araba da bayağı güçsüzmüş lan. Geri geri gitmiyor. Zor gidiyor. Hadi lan başarabilirsin. Şimdi şuradan malzemeleri alacağız. Bayağı bir malzeme alacağımız için şöyle kapıya doğru yanaştıralım. Hatta biz parayı alıp niye buraya geldik? Gerçi diğer tarafa da gideceğiz de.
Evet, aklımız karışmış olabilir. İlk önce ya şu parayı al ya. Şimdi buradan şunlardan alacağız abi, tahta temel. Bir. İki. Dört tane şimdilik yeter gibi geliyor. Ondan sonra inşaat çekici yok mu burada ya? Ya da demir çekişle mi yapıyoruz? Ha, inşaat çekici, okey. Bir de bundan alacağız. Artık yavaş yavaş inşaatlara girişiyoruz gençler. Bunun kasa da pek küçükmüş ya. Büyük gibi duruyor ama. Şöyle bırakırsam iç içe oluyor. Sıkıntı yok o zaman. At gitsin. Param kaç kalmış? 191. Şunu alır mısın? Aldı. Şöyle çekici de unutmayalım. Şimdi benim merak ettiğim bir tane daha dükkan var. Oraya gidelim. Şu tarafta kalıyordu büyük ihtimal, yanılmıyorsam. Allah. Allah'tan arkadakiler devrilmiyor. Şimdi burada ne gibi sistemler var onu merak ediyorum. Ya da biz mi satıyoruz bir şeyler buraya? Ha, külçe altın. Herhalde. Elmas, balık. Satabiliyoruz. Market var mı dayı? Yani bir şey alacağımız market var mı? Abi market yok da ben milletin videosunda gördüğüm nesneler nereden geliyor? Uzaydan mı geliyor? Yani bilemiyorum da uzaydan geliyor herhalde onların aldığı şeyler. Bir tane mezarlık var, bir tane kule var. Oha. Burada ne var lan? Vallahi bir rastgele keşfettik. Ha. Ha dedik de hiçbir şey anlamadık. Bura ne abi? Maden mi ki? Bura görsel olarak yapılmış bir yer herhalde. Ya da bir maden örneği diye düşünüyorum. Geri gel abi, geri gel. Bunun da gitmeye mecali yok. Şu eşyaları bir indirelim. Şu ileriye de gideceğim ya. Şu karlı yere, belki orada satılıyordur. Eşyaları bir sistem vuralım gençler. Sistemimizi nereye vurabiliriz? Bu niye dönmüyor? Abi söndüreceksin oyun bak. Dönmüyorsan tamam ya, böyle yamuk olsun, önemli değil. İnşallah 4 tane yeterli. Ocağın yakılması büyük ihtimal böyle diye düşünüyorum ama dur. Daha inşaat şeyini almadık. Bunu alacağız abi. Böyle yapınca sağlamlaşıyormuş. Yerinden çıkmıyormuş. Çıkıyor. Yanlış demirle mi vurduk? Abi vuruyoruz. Bunda hala aynı şey çıkıyor. Çözemedim. Ve bu da millette yanıyor abi. Bende yanmıyor. Bak, delirtirecek beni. Kafan mı güzel oğlum senin? Allah Allah.
Aa, bunlar sabitlenmiş. Millet de yanıyor abi, milletin videosunda otomatikmen. Bizde niye yanmıyorsun aslanım sen? Ha, tamam, sabitlendi bunlar. Yanar mısın bebeğim? Abi bu fırın işini ben çözemedim ya. Amuda mı kalkacağız daha yani, bilmiyorum ki. Fırın bizi öldürecek ya. Şu yanıyor mu peki? Gerçi bunu orada ısıtacağız ama. Abi ne yapmam lazım ben bunun yanması için? Anlamadım ki. Millet bunu böyle tahtanın üstüne koyuyor. Direkt yanıyor abi. Acaba yeniden mi almak lazım? Neyse abi, biz diğer köye gidelim. Bugün çalışma yok, gezme var. Fırın işine bir daha bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çözemedik onu. Abi kibrit falan satılsa tamam. Ateş kaynağı bir şeyler satılsa okey. O da satılmıyor. Ben neyle yakacağım? Oo, burada bir değişik köprü var abi. Balık herhalde buradan tutuyoruz. Ve burası da ilginç bir şekilde karlı. Buraya satın alabileceğimiz hiçbir yer yok herhalde. Bu oyuna sattığımız bir yerler var. Yine kılıç mılıç alıyor burası. Belki fiyatları değişiyordur. Allah Allah. Lan bu araba da gitmiyor dedi ki, bir gittiğimde tam gidiyor ha. Şöyle bir keşif edelim ya. Şu fırın benim canımı bek sıktı ya. Gerizekalı ekmekçi kornaya basmadım falan. Mekana da bir gelelim. Belki eşya satan vardır. Yavaş, burası büyük köy ya. Burada kesin bir şeyler satılıyordur. Şöyle bir arabayı bir terk edelim. Lan ne çabuk akşam oldu. Aynen abi. Burada bir şeyler satılıyor. Büyük tahta zemin. Saman çatı. Demek ki ev kurabiliyoruz ya. Pencere mincere. Tamam abi. Burası ev malzemeleri. Suyun içine inşa edin ve balık tutun. Oo. Alet hastası. Burası evlik dekorasyonluk yer. Başka çevreyi bir gezelim. Başka var mı bir şey? Ha, buraya yine satış yapabiliyoruz. Tamam. O 550 TL. Bu ne lan? Ha. Okey, çözdüm abi olayı. Bu gazıcı, yer gazıcı. Kaçmış? 1050. O kadar param yok. Burada da galerisi herhalde buranın. Köyün galerisi. Şurada bir şeyler var. De oraya nereden giriyoruz? O ağızlı mızlı bir yer var. Buradan da girmiyoruz ama buradan. Ağırlık var. Ekstra. Diğer taraftan kereste var. Mıknatıs var. Kazma var. Madenci kaskı. Toprak yığınları küçük parçalara ayırır. Basınç artarsa hız da artar. Değişik değişik makineler. Kaynakları taşımaya yarar. Seçilen kaynakları diğer taşıma bandına gönderir. Dikey taşıma bandı. Demircilik çekici. Basınç tankı çıkan su basıncını %25 arttırmak için içerisinde bir kristal yerleştirin. Su borusu, İngiliz anahtarı. Allah. Toplayıcı toprağın yanını parçalayarak kaynağa dönüştürür. Su basıncı ne kadar artarsa o kadar verimli olur. Artan filtrelenmiş sudan hasar görür. Huni. Abi değişik değişik matkaplar var ha.
Abi sistemlerin nerede satıldığını öğrendik, tamam. Şimdi sıra nerede? Tabii ki para kasmada. Parayı kasacağız, öyle geleceğiz. Yani bizim en aşağı buraya gelip bir şeyler almamız için. Daha bu taraflara da yol gidiyor da gerçi. Şimdilik yeter. Nereden geldik biz? Karlı tepelerin oradan. Evet, para kasıp geleceğiz abi buralara ve bu sistemleri yavaş yavaş kuracağız da ben şu hala fırını nasıl yakamadım onu anlamadım. Abi yanması lazım be. Millet çatadan koyuyor yakıyor ya. Acaba şey mantığı mı var? El feneri mantığı mı var? El freni nasıl yakıyorduk ki? Şurada bir dur abi sen. Ulan bir saatte fren yapıyorsun ha. Acaba el feneri mantığı var mı ki? Belki öyle bir şey vardır. Ha, tamam abi anladım. Şimdi şunu da ısıtacağız büyük ihtimal. Şimdi ilk önce deneyeceğim abi. İçine yerleştiren demir veya altını kılçı. Ne? Külçe oluşturur, eritildiğinde kalıba dök. Tamam. Yeterli mi? Bilmiyorum ama yetersiz gibi. Yine bir deneyelim. Deneyelim abi, deneyelim. Bu evde ben anlamıyorum, video çekemeyeceğim. Vallahi gençler. Yani her şey bana karşı. Sabahtan beri yatıyor herkes. Ben videoyu açınca herkes uyanır. Şunu denemeden abi kapatmayacağım. Son bir altın. Bunu çözdüğüm için çok sevinçliyim. Biz yanıyoruz mu ateşte? Yanıyoruz mu? Altınlarım. Eridiniz mi? Ben bunun eriyip erimediğini nereden anlayacağım? Oğlum nar gibi kızardı lan koca çelik tava. Ya içinde parçacıklar duruyor hala. Demek ki onların gitmesi mi gerekiyor? Bilmiyorum ki. Alabiliyoruz mu? Lamba gibi yanıyor bu abi. Kazandı eritip külçeye dönüştürmek ya da mücevherat olarak satabilirsin. Demek ki daha erimemiş, bayağı bir durması lazım bunun. Şöyle ortalığı koyalım. Evet gençler, bir sonraki bölümde artık eridi mi erimedi mi göreceğiz. Biraz daha para kasacağız. Bu bölümde bu kadar. Fırını etkinleştirdik. Biraz da çevreyi değiştirdik. Böyle baktık yani. Ondan sonra şu sistemi kurduk. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Ciao bella.